Şimdi imalat sanayindeki düşüş dedik, tabii sektörler bazında da bakmak gerekiyor. Bir taraftan makine imalat sanayinde konuşacağız. Konuğumuz var. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu konuğumuz olacak. Merhabalar Kutlu Bey. İlki Hanım merhaba. İyi yayınlar, kolay Çok gelsin. Çok teşekkürler. Gelen verileri öncelikle size sorayım. Nasıl yorumluyorsunuz? İmalat sanayi PMI verileri oldukça gerilemiş durumda. Gelen son veriler bugün evet. İstanbul Sanayi Odası açıklandı. Makine tarafından tabii değerlendireceksiniz eminim ama genele baktığımızda önce durum nasıl, hemen bir bakalım. Bu verilere şöyle yaklaşıyorum. Durum zaten kaotik. Yani belirsizlik had safhada. Pusulamız yok. Altimetremiz yok. Çoğu gösterge veya endeks zaten reel olmayan sektörlerin reel sektörler üzerinde spekülasyon yapmasına yönelik olarak kurgulanmıştır. Bir trendi belli edip mukayese yapma çalışan verilerdir. Yani hangi irtifada uçuyorduk, şimdi hangi irtifadayız şeklindedir. Hiçbiri yere çakılmamıza şu kadar var diyemez. Mesela küresel dış ticaretin %12 ile 32 arasında düşecek olması tahminleri ancak durumun vehametini göstermeye yaramaktadır bize, ki biz hepimiz bunun içindeyiz ve bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün ülkelerin kaygısı da olabildiğince para musluklarını açmak. Çünkü sürecin nereye gideceği, nereye evrileceği belli değildir. Bu kaotik ortam sürüyor ve aşı bulunmadıkça da bitmeyeceği anlaşılıyor. Peki Sayın biz Karavelioğlu. Şimdi makine tarafı önemli. İsterseniz onu hemen bir anlatalım seyircilerimize. Yerli makine imalatı, bunun ihracatı basında son veriler bize ne gösteriyor? İlk 4 ay itibariyle son rakamları sizden alalım mı? Evet, makine ihracatı üretiminde sanayinin geri kalanından ayrışmıyor elbette. Fakat bizim şöyle bir sorunumuz var. Bizim eziyetimiz yeni başlıyor. Biz krizlere belli bir faz farkıyla giren bir sektörüz. Yani tüketim biter, üretim biter, kapasiteler düşer, yeni yatırım ihtiyacı kalmaz, makine imalatı durur. Hiçbir makine imalatçısı da %5'i bulmayan bakım, onarım veya yedek parça hizmetleriyle ayakta kalamaz. Bütün her şey düzene girdikten sonra da makine sektörü yavaş yavaş toparlanmaya başlar. Bu faz farkı 3 ila 6 aydır. Yani her şey yoluna girerse bir gün, biz ondan 3 ay veya 6 ay sonra ayağa kalkabilecek olan bir sektörüz. Peki Sayın Karavelioğlu, şu andaki rakamlar neye işaret ediyor? Yani sektördeki daralma ihracat bazında ve üretim bazında ne durumda? Sizden alabilir miyiz rakamları? Tabii alabilirsiniz. Ben size ihracat rakamlarını paylaşayım. Biz bu sene iyi başlamıştık. Şubat'tan itibaren sıkıntı hissetmeye başladık. Çünkü Çin'deki yılbaşı tatili nedeniyle stoklu çalışan tedarik zincirine üye firmalarımız vardı. Onların elindeki stoklar tükenmeye başladıkça ve zincirde sıfırdan sona doğru kriz kaydıkça, yani virüsün merkezi Avrupa Birliği oldukça biz bunu hissetmeye başladık. Peki. Şimdi bizim ilk pazarımız, %40'ı oluşturan ilk pazarımızda muazzam düşüşler var. Peki, oranları alabilir miyiz sizden rica etsem? Oranları söyleyeyim size. Şimdi Mart sonunda bu ilk 4 pazarda bizim %4 ila 11 arasında daralmalarımız vardı. Fakat Nisan'a baktığımız zaman Almanya'da %50, Amerika'da %63, Birleşik Krallık'ta 53, İtalya'da 68, Fransa'da 75 ihracat kaybımız var. Bu 5 ülkede 500 milyon dolar makine ihracatı yaparken 202 milyon dolara düştük. Bu çok önemli bir durum. Nisan kıyaslamasına bakarsak eğer, evet. Burada da %47 bir düşüş var. Aşağı yukarı hiçbir dalımızda artış yok. En az düşen elektrik motorları ve jeneratörlerdir. %22 düşmüştür. En çok düşen de içten yanmalı motor ve aksamlar %82 düşmüştür. İhracatımızı ilk 4 ay itibariyle kıyaslarsak biraz daha iyimser bir tabloyla karşılaşabiliriz. 5.10'da 9 milyar dolardan 5.10'da 3 milyar dolara %10 düşmüş ihracatımız değer bazında. Miktar bazında da 1 milyon tondan 930 bin tona %11 kadar düşmüş. Direnen iki tane dalımız var işte. Onlar da çok yakında negatife döner. Elektrik motorları ve jeneratörlerin %17 hala yukarıda olduğunu görüyoruz. %45 artışla başlamışlardı. Hadde döküm makinaları da böyle direniyor. %3 falan hala. Bu 4 ay içinde bir artışı var. Peki. İhmal edilebilir artışlardır.
Peki Sayın Üretimle Karaveloğlu, ilgili. bir şey daha sorayım hemen. Çok süremiz yok, Buyurun. hani kısıtlı, o yüzden değerlendirmeye çalışıyorum. Sektörel anlamda tabii verilen destekler var. Mücbir sebep kapsamına alınan destekler var, sektörel bazlı. Sizinle ilgili verilen destekleri yeterli buluyor musunuz? En azından sektörel bazlı spesifik bir talebiniz var mı? Onu da öğrenelim. Var efendim. Şimdi bir sektörün spesifik bir durumu var. Makine imalat sektörü hiçbir zaman kapanamayacak bir sektördür. Doğru. Çünkü altyapı hizmeti vardır, kamu hizmeti vermek zorundadır, bakım onarım hizmeti vermek zorundadır. Mutlaka açık, daha düşük kapasiteyle de olsa daha yüksek maliyetlerle çalışmak zorunda olan bir şirkettir bu. Bu bizim için belli başına bir güçlük oluşturuyor. Makine imalat sektörünün bugün itibariyle sisteme katkı yapamaz hale geldiğini biz görüyoruz, içindeyiz. Çünkü son anketimizde %80, %70 elimizdeki siparişlerin düştüğünü görüyoruz. Nisan ayında. Yurt içi de öyle. Yurt içi %70, yurt Hangi dışı vadede bu %80. siparişler Kutlu Bey? Efendim? Vade olarak hangi vadede bu siparişler? Şimdi Önümüzdeki bizim 3 ay elimizde mı, 3 6 aydan ay mı? sonra neredeyse iş yok. Bakın sadece firmalarımızın %10'unda 3 ayın üzerinde iş vardır. Aha. Normal üretimine devam eden şirket sayısı çok azalmıştır. 1/5'e düşmüştür. %20'si üretimine ara vermiştir. Nisan'da yurt içinden sipariş alamayan %39'dur. Yurt dışından sipariş alamayan %56'dır. Peki Sayın Yani... Karaveloğlu, hemen çok kısaca, çok kısa bir süremiz kaldı. Talebinizi alalım mı, sektörel olarak bir Şöyle talebiniz var mı? Söyleyeyim. Biz çok iyimser, katılımcı, katkıcı bir sektörüz. Elimizden gelen yapmaya alışmışız. Şimdi geçen sene sonunda cirosunun %60'ını ihracattan edinebilir bir hale gelmişiz yurt dışında iş olmadığı için. Geri kalan %40'ın %55'ini de şu anda mücbir sebep kapsamı altındaki sektörlere yapmışız. Şimdi bu iyilik ve kötülük iç içe olduğu için hem iyi hem kötüyü söyleriz. İsteyen istediğini alsın deriz ama bu iyimserlik namütenahi olamıyor maalesef. Yangında ilk kurtarılacak sektör yazmışız. Makine sektörünün üzerine stratejik sektör, pilot sektör, odak sektör budur. Bugün bir yangın var. Bunu bizim söylememize gerek yok. Şimdi bizim talebimiz net olarak şöyledir. Evet, lütfen Sektör bir cümleyle alacağım çünkü sahiplerine süremizin sonuna geldik. şöyle söyleyeyim. İhtiyacı olan şirketleri lütfen ayrıştıralım. Sektörel ayrım yerine gücü yetmeyen şirketleri desteklersek, böylece gücü olanların gücünün güçsüzlere aktarılmasını sağlayacak bir destek mekanizması kurarsak çok daha efektif ve adilane olacağını düşünüyoruz. Biz yurt dışında maruz kalacağımız mahkemelerde mücbir sebep kapsamında olamaz isek bir zaafa uğrayacağımızı da biliyoruz. Yetiştiremediğimiz, zamanında teslim edemeyeceğimiz işler için bir mücbir sebep Peki. kalkanına bizim ihtiyacımız var. Böyle Peki. özetleyeyim efendim. Sayın Karaveloğlu, çok teşekkür ederiz. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı, hem imalat sanayindeki son durumu hem makine sanayindeki özellikle son durumu bizlere değerlendirdiğiniz için. Ekonomi bülteninin sonuna geldik.